sizlerle bu görmüş olduğunuz yazlık bluzu yapacağız. Birkaç gün önce motifinin yapılışını anlattığım videoyu paylaşmıştım. Eğer direkt olarak bu videoya geldiyseniz linkine ya sağ köşeden, üst köşeden ya da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Mutlaka bir yerlere koymuş olacağız. Bluzumuz bu haliyle 36-38 bedene uygun oldu. Eğer siz bunu genişletmek isterseniz bu ikili trabzan olarak tamamladığımız sırayı bir sıra daha yapıp 42 bedene kadar çıkarabilirsiniz. Eğer boyunu da uzatmak isterseniz bu yarım motif yaptığımız yere yine tam motif yapıp bu yarım motifleri bir sıra daha aşağıya indirebilirsiniz isterseniz. Ya da kısaltmak isterseniz direkt olarak buradan tam motif yapmayıp yarım motifle bitirebilirsiniz. Bu tamamen artık sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bluzumuzun arka tarafı da böyle gözüküyor. O zaman daha fazla uzatmadan yapımına geçelim. Evet, artık önceki videoda yaptığımız motifleri birleştirmeye başlayacağız. Ben şöyle bir şablon hazırladım nasıl birleştireceğimizle alakalı. Şimdi şöyle birleştireceğiz. Bir de şöyle arka parçası var. Tabii bunlar böyle kıvrılacak. Bu diğer 3 parça da tam böyle ortaya gelecek. Şimdi bu şekilde dikerek birleştireceğiz. İsterseniz tam burada bir böyle ekran görüntüsü alın. Birleştirirken de size yardımcı olur. Bu tabii arkaya gelecek. O zaman hazırsak başlayalım. Evet, şimdi bunun için böyle bir iğneye ihtiyacınız var. Ve makasa. Şimdi ben bunu dikerek birleştirdim. Öncesinde birkaç tanesini birleştirdim zaten. Hepsinde aynı işlemi uygulayacağız. Hiçbir fark yok. Şimdi şu şablona göre birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi şurası göğüs kısmına gelecek yerler. Şimdi şuraya da bir tane tam motif birleştireceğim. Birleştirirken düz yönleri şöyle yüz yüze bakacak şekilde yerleştiriyorum motiflerimi. Ve şuradan köşeden şöyle şuradan köşeden başlayacağım. Buradan ipimi geçirdim. Ve buraya şöyle bir tane düğüm atıyorum. Şöyle iki atalım daha sağlam olsun. Tamam. Şimdi artık şu karşılıklı denk gelen ilmeklerden dikmeye başlayacağım. Mesela buradan aldım ilmekten. Tam karşısından yine aynı ilmeğin tepesine batıyorum. Aynı karşısına denk gelen yerden ve ipimi geçiriyorum. Şu ipi de arada şöyle bir alta bir üste çıkarıp onu da dikeceğim. Çıkmasın diye. Hemen sonraki iki ilmeğe geçiyorum. Yine karşılıklı denk gelen. Oradan da geçiriyorum. Böyle dikmeye devam edeceğim. Yani karşılıklı tam karşısına denk gelen ilmeğe batıp ikisinden aynı anda geçiriyorsunuz ve böyle dikmeye devam ediyorsunuz. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim. Karşılıklı batarak. Şimdi diğer köşeye batıyorum. Battım ve burada bir tane şöyle düğüm atıyorum. Düğüm attım. Şimdi bu ikisi birleşmiş oldu. Şimdi bu birleştirdiğimiz parça bu parça. Yani arkaya doğru kıvrılacak olan parça. Şimdi bunun üst tarafına bir tane yarım motif birleştirmemiz lazım. Şöyle birleştireceğiz. Şöyle hemen direkt buradan böyle üstüne kapatıyorum. Ve buradan birleştirmeye devam ediyorum. Şimdi zaten köşedeydik. Yine birleştireceğim motifin köşesine geliyorum. Bu yarım motifte burada köşemiz yoktu en sonda. Burada trabzanın arasına battım. Yine buraya bir tane düğüm atıyorum. Daha sağlam olsun diye. Ve artık burada birleştirmeye başlayacağım. Şimdi yine şunun ilk trabzanına battım.
Buradan tam motifinde ilk trabzanına batıyorum. Ve yine böyle aynı diğerinde yaptığımız gibi karşılıklı ilmeklerden batıp sıra sonuna kadar dikeceğim. Evet, şimdi buraya kadar birleştirdik. Artık sadece şu alt taraftaki motifler kaldı. İpimi ve iğnemi alıyorum. Biraz uzun tuttum çünkü hiç ipi koparmadan böyle devam etmeyi düşünüyorum. Şimdi ilk şu aradan başlayalım. Yine böyle normal olması gerektiği gibi koydum ve birleştireceğim yere doğru katladım. Şimdi bu köşeden, bu kenardan birleştireceğim. Şimdi yine ilk buraya batıyorum, bu köşeye. Yarım motifin trabzanının arasına da battım. Ve ipimi buradan çekiyorum. Şimdi buraya düğümümü atıyorum. Sağlamlaştırdık düğümle. Şimdi yine aynı karşılıklı denk gelen yerlerden batıp bu köşeye kadar dikeceğim. Evet, şimdi köşeye kadar diktim. Karşılıklı ilmeklere batarak. Şimdi burada yine bu yarım motifimin köşesine battım. Alttaki şu tam motifimin köşesine batıyorum. Buradan ipimi çektim. Ve yine bir tane buraya düğüm atıyorum. Şimdi artık şöyle bakın, 4 tane motif kesişmiş oldu burada. Şimdi bu tarafla birleştireceğim. Yine köşeye batıyorum. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Yine yüz yüze gelecek motifler. Şöyle bir saniye, daha anlaşılır olsun. Şimdi bu tarafı birleştireceğim ikisini. Bu sefer motifimi böyle katlıyorum. Ve yine yarım motifin köşesine battım. Şimdi birleştirecek olduğum tam motifin köşesine battım. Buradan ipimi yine çekiyorum. Ve buraya da bir tane düğüm atıyorum. Böylece ipi hiç koparmadan bu tarafa geçmiş olduk. Şimdi artık buradan bu uca kadar yine karşılıklı denk gelen yerlerden dikmeye devam edeceğim. Evet, şimdi bu motifin birleştirmesini bitirdim. Şurada yine en son köşeye batıp bir tane düğüm attım. Şimdi ipimi hiç koparmadan şuradaki araya geçiyorum ve bu motifi buraya birleştireceğim. Yine dediğim gibi böyle olması gerektiği gibi nasıl duracaksa öyle koyup üzerine katlıyorum. Şimdi buradan birleştireceğiz. Şimdi ipimi aldım yine. Buradan şu tam motifin köşesinden batıp yine buraya trabzan arasına batıyorum. Ve buradan ilk düğümümü atıyorum. Şöyle. Şimdi artık buradan bu köşeye kadar da öreceğiz. Yine aynı diğerinde yaptığımız gibi bunu buraya tam birleştireceğiz. Sonra diğer araya geçeceğiz. Yine şurada yaptığımızı burada da yapıp buradan ipimizi hiç koparmadan bu 4 parçayı da birleştireceğiz. Evet, birleştirme işlemimizi bitirdik böylece. Şu an şöyle gözüküyor. Burası önü. Burası böyle arkası. Şimdi artık bluzumuzun bu alt tarafını yapacağız. Yaka kısmını yapacağız. Bir de askılarını yapacağız. Şimdi ilk olarak şu alt kısmından başlıyorum. İpimi kilitledim. Bir kere doladım. Şimdi şu tam motifin köşesinin olduğu herhangi bir yerden başlıyorum. Şöyle yan taraftan başlayalım. Tam şu köşeye batıyorum ve buraya iki tane ikili trabzan yapacağım. Arada zinciri yok.
Sonrasında buralara geçeceğim ve tekli trabzanlar yapacağım. Bu biraz da sizin elinize bağlı. Eliniz sıkı ya da gevşek olabilir bana göre. Ya da kullandığınız tığ numarası, ipinizin kalınlığı farklı olabilir. O yüzden şöyle bir bakın. Şu alt tarafını böyle germeyecek şekilde eliniz nasıl uygun düşüyorsa şu aralara batıp tekli trabzanlar yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar böyle devam ettireceğim. Şu yani trabzan aralarına batacağım. Şöyle şuralara, buralara batacağım ve tekli trabzanlar yapacağım. Böyle kasmayacak şekilde olması lazım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu an benim 133 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu sırada tam bu bittiği yerde 3 tane zincir çekiyorum. Yine motiflerde yaptığımız gibi bir kere dolayıp bir tane atlıyorum ve bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Arada bir zincir ipimi doladım. Bir tane atlıyorum. İkincisine tekli trabzan yapıyorum. Bir tane zincir, bir tane atladım. Diğerine tekli trabzan. Sıra sonuna kadar yine böyle devam edeceğiz. Sıramın sonuna kadar geldim. Yine son trabzanımı yaptım. Arada bir tane zincir çektim. Şu ilk başta çektiğim 3 zincirin ikincisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bir önceki sırayla ilgili şunu söylemeyi unuttum. Şu en başta yaptığımız sırayla ilgili tek sayıyla bitmiş olması lazım. Yani 133 olur, 135 olur. Çift sayıyla bitmeyin burada. Çünkü o zaman şu bir üstüne yaptığımız sırada aradaki boşluklar denk düşmeyecektir. Tek sayıyla bitmeniz lazım. Şimdi burada sıramı birleştirdim. Burada şu bir sonraki boşluğa yine ilmeğimi kaydırıyorum. Burada 3 tane zincir çekeceğim. Tekrar ipimi doladım ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 tane zincir çekiyorum ve yine aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle köşe gibi gözükecek. İpimi tekrar aldım. Bir tane boşluğu atlıyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynı şeyi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. Arada 2 zincir. Yine aynı yere 2 tane ikili trabzan. Böyle devam edeceğim. Bir sonraki boşluğa geçerken arada zincir çekmiyorsunuz. Direkt bir tane atlayıp diğerine aynı şeyi yapacaksınız. Yine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada arada 2 tane boşluk kaldı. O çok önemli değil, belli olmayacaktır. En başta yaptığım 3 zincirin tepesine batıp burada ilmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Şimdi artık bu sırada trabzan tepelerine bir kere batacağız. Her trabzanın tepesine. Ve şu 2 zincir çektiğimiz yere de bir kere batıp sık iğne yapacağız. Birer tane trabzan tepelerine. Birer tane de bu 2 zincir çektiğimiz yere. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Sıra başına kadar geldim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp burada ilmeğimi kaydırıyorum. Bu sıramızı da bitirmiş olduk. Şimdi burada yine şu sırada yaptığımızı yapacağız. Burada yine 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doladım ve bir tane ilmek atlayıp diğerine tekli trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, bir tane atladım. Diğerine tekli trabzan yapıyorum. Bu sırayı da böyle bitireceğiz. Sıramın sonuna geldim. Daha önceki sıralarda yaptığımız gibi
Son zincirimi çektim ve bu ilk başta çektiğimiz 3 zincirin ikincisine batıp ilmeğimi kaydırdım. Siz isterseniz artık burada örmeyi bırakabilirsiniz. Buradan şu oluşturduğumuz yuvalardan püskül takabilirsiniz. Öyle de güzel duracaktır. Ama benim ipim bunun için yeterli olmayacak. O yüzden ben şöyle yapacağım. Burada yine ipimi doluyorum ve yuvaya batıp tekli trabzan yapıyorum bir tane. İkincisini yapıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum ve geriye dönüp şu iki trabzanın arasına batıyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar dolayıp aynı yere batıyorum. Ve şöyle bir görüntü çıkıyor. İpimi doluyorum tekrar. Bir tane atlayıp diğerine yine aynı işlemi yapıyorum. İlk trabzanımı yaptım. İkincisini yaptım. Bir tane zincir çekiyorum ve bu iki trabzanın arasına batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar ipimi dolayıp aynı yere bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar devam ettireceğim. Arada bir tane boşluk atlayarak. Sıra sonuna geldim. Burada ilk yaptığım trabzanın tepesine batıp İlmeğimi kaydırıyorum ve bir tane zincir çekip artık burada ipimi kesiyorum. Ve böylece alt kısmını bitirmiş olduk. Şöyle. Şimdi artık bu yaka kısmını yapacağız. Bu arka tarafını yapacağız. Ve en son olarak da askılarını yapıp bluzumuzu bitireceğiz. Şimdi şu tam motifin tam köşesinden başlayacağım. Burada yine ipimi kilitledim. Bir kere doladım. Ve tam şu köşeye batıyorum. Ve buraya 3 tane tekli trabzan yapıyorum. Sonrasında şu yaka kısmına kadar yine her trabzanın tepesine bir kere batarak tekli trabzan yapacağım. Tam şurada göstermem gereken ince bir detay var. Onu da göstereyim size. Geri kalanı zaten aynı ilerleyecek. Buraya kadar gelelim. Sonra şu yaka kısmını göstereyim. Son trabzana kadar geldim yaka kısmına. Burada son trabzana batıyorum. Ve bu ilk iki ilmekten geçiriyorum. Tekrar doladım. Tam şu tam motifin köşesine batıyorum. Burada da yine ilk iki ilmekten geçiriyorum ipimi. Tekrar doladım ve artık şuradaki tam motifin ilk trabzanına batıyorum. Burada da yine ilk iki ilmekten geçiriyorum. Şu an 4 tane ilmeğim var ve ipimi alıp bu 4 ilmeğin içinden geçiriyorum. Sonra yine devam edeceğim. Her trabzanın tepesine bir kere batıp tekli trabzanlarıma devam edeceğim. Yine buraya kadar geliyorum. Tepe noktasına kadar her birine bir kere batarak burada yine 3 tane tekli trabzan yapacağım. Ve yine her trabzanın tepesine bir kere batarak devam edeceğim. Şimdi motifin bu tarafını da yapıp kol altına kadar geldim. Burada şu motifin köşesine bir kere batıyorum. Tekli trabzan yaptım. Bu alt tarafta kalan motifin yine köşesine batıyorum. Buraya da tekli trabzanımı yaptım. Şimdi artık şu arka tarafına geçtik. Bu arka tarafında da yine aynı bu alt tarafta yaptığımız gibi yine elinize göre bu aralara batıp yine tekli trabzan yapacağız. Şu tam orta kısma gelen yere ikili trabzan yapacağım yine. Sıra sonuna kadar yani şu başladığımız yere kadar aynı böyle devam edeceğim. Ve burada ilmeğimi kaydırıp burayı da bitirmiş olacağım. Sonra artık askılara geçeceğiz. Şimdi askıya başlıyoruz. Yine bir kere kilitliyorum ipimi. Üstüne doladım. Ve şu arkadaki yarım motiflerin tam orta tarafından başlayacağız yapmaya.
Şuradan başlıyorum. Şu tam orta kısmın bitişinin denk geldiği yere. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Şu arkadan ipimi de öreceğim. Buraya da ikili trabzanımı yapıyorum. 3.'sü 4 ve 5. Bence bu kadar yeterli askının kalınlığı için. Şimdi burada 3 tane zincirimi çektim. Ters çeviriyorum. Ve buradan yine devam ediyorum. Bunu istediğim uzunluğa gelene kadar böyle devam ettireceğim. Ben ikinci askıyı da bitirdim. Toplamda 26 sıra örmüş oldum. Şimdi artık 27. sırada bitireceğiz. Burada 27. sıraya geçerken 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Sadece ilk 2 ilmekten çıkıyorum. Son ilmekleri tığımın üstünde biriktireceğim. Bir sonrakine battım. Yine ilk ikisinden çıktım. Bir sonrakine battım. Yine ilk ikiden çıktım. Ve son olarak zincirimin tepesine batıp yine ilk ikiden çıktım. Şimdi burada Tunus işi gibi bitireceğim. İpimi aldım. İlk iki ilmekten çıktım. Tekrar alıyorum. Yine iki ilmekten çıkıyorum. Tekrar aldım. Bir sonraki iki ilmekten çıkıyorum. Ve artık son olarak bir kere daha alıp son iki ilmeğimden çıkıyorum. Burada bir tane zincirimi çektim. Artık burada ipimi kesiyorum ve bitiriyorum. Şurada biraz uzun bir ip bıraktım. Şimdi artık şunu da uzun bırakmayı unutmuşum. Artık ona yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız burada. Bunların askının ucuna şöyle düğmelerim var. Bunları dikeceğim. Şuradaki boşluğu düğme ilmeği olarak, deliği olarak kullanacağım. Ve böylece bitireceğim. Şöyle olacak bittiğinde. Şöyle gözükecek. Evet, böylece bitirmiş olduk. Bu projemizin de sonuna gelmiş olduk. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşça kalın.